Merhaba sevgili arkadaşlar tekrar birlikteyiz bir önceki derste e-mail adresimizi almıştık ee, ve bloga küçük bir giriş yapmıştık şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, öncelikle bloga gireceğiz. Chrome üzerinden veya herhangi bir tarayıcı üzerinden Firefox da olabilir. Internet Explorer da yani kullanıyorsanız Safari falan onlar da olabilir. Ne yapıyorum? gmail.com diyerek veya google.com diyerek arkadaşlar açıyorum. Google hesabıma girmeye çalışıyorum. Bir önceki ders hatırlarsanız bu hit120 sosyal medya uygulamaları at gmail.com adresini satın almıştık. Daha doğrusu almıştık, satıp para verip bir şey yapmamıştık. Ee, para olarak kendi verilerimizi satmış, satıyoruz biliyorsunuz bu şeylerde şifre otomatik olarak kaydetmiş. Ee, şu anda arkadaşlar nedir? Evet şeyden geldik e, Gmail adresimize girdik. Hemen şuradan ne yapıyorum? E, 9 e, tane küçük nokta olan Google uygulamaları diyen kısma giriyorum. Burada da bayağı Google'ın e, uygulaması var. Um, blogger kısmına tıkladığım zaman beni doğrudan en son açmış olduğum e, blog e, arayüzüne beni e, getiriyor. O da hangisiydi? Sosyal medya uygulamaları bloguydu. Bir bakalım blogu görüntüle diyelim. nasıl görüntü, görüntüleniyor? Hit 120 Sosyal Medya Uygulamaları .com bizim adresimizdi. En son evet böyle e, bırakmıştık. A, böyle de giriş yapabilirsiniz. Dilerseniz de arkadaşlar direktmen adres çubuğuna blogger.com yazarak da e, aynı yere gelebilirsiniz. Veya daha önceden bu e, blogspot blogspot.com diye de gidebilirsiniz. Ya da blogger yazarsanız bakın burada direktmen e, bir e, şey var. Support Google blog oluşturma vesaire. De. En üst kısımda Blogger.com, Create Unique and Beautiful Blog diye böyle girmiş. Buralardan da arkadaşlar hepsinden de ayrı ayrı aynı yere gördüğünüz üzere girebiliyorsunuz. Şimdi bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde ilk yayınımızı oluşturacağız. Yayın dediğimiz hadise ne? Biliyorsunuz bu bir önceki önceki derslerde blog üzerinden incelemeler yapmıştık şu mesela Mustafa Koma bir gireyim. Bu da WordPress üzerinde hazırlanmış bir bloktur. İlk yayınımızı hazırlama kısmı bakınız şurası. Mesela, sosyal medya içerik yönetim dediğimiz hadise benim bir yayınımdır. Şuradan arkadaşlar kayıtlar kısmından ee, yeni yayın dediğim zaman kayıtlar kısmına tıklayarak yeni yayın dediğim zaman otomatik olarak benim şu sosyal medya yönetimi ya da işte halklar işler yüksek lisans mülakatı öncesi okunması gereken 13 kitap ya da işte 80'ler sosyal medya ve girişim birlik isimli bunların her biri ayrı 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 e, yayınlar. Bundan e, kısmen bahsetmiştik. Bu kısım yayınlar bu üst kısımda bulunan yerlerse arkadaşlar bizim üst menümüz ve menümüzde olan yerlerde de sayfalar var mesela hakkımda sayfası bunlara sayfalar kısmında değineceğiz Baktığınız üzere bu da işte benim kim olduğumla alakalı bir sayfa şurada derslerle alakalı bir menü var tıklıyorum ve bununla alakalı yere gidiyorum mesela çağdaş yaklaşımlar ile alakalı Menü şey tıkladığım zaman bununla alakalı yayına gidiyorum. Ee, bunlar birer e, yayın. Biz de şimdi ilk e, yayınımızı oluşturacağız. Şu örnek içerisinden baktığımız sosyal içerik yönetimi yayına girdiğim zaman arkadaşlar ne oluyor? Ee, bununla alakalı e, bu derse ait notunuzu görebiliyorsunuz. Burada bir slide paylaşmışım. Sosyal medya uygulama dersi kapsamında içerik yönetimi konulu ders sunumunu buradan şey yapabilirsiniz diye. Slideshare.net üzerinde paylaşmış olduğum ders sunumunu burada da blogumda da sizlere göstermişim. Şuradan menüden sosyal medya uygulamaları dersler kısmından sosyal medya uygulamaları dersine tıkladığınız zaman bu dersinizle alakalı olan sunumları görebiliyorsunuz. Peki gelelim şimdi bunu şeyde nasıl yapacağız? ...blogger üzerinde bir yazı, bir fotoğraf veya bir görsel diyelim. Yani illa resim o da olabilir. Veyahut da bir videoyu nasıl yayınlayabiliriz? Gelin bunlara bakalım. Ne yaptım? Şu an bloggerımda, sosyal medya uygulamaları blogumun üzerindeyim. Kayıtlar kısmına tıkladım. Kayıtlar kısmına tıklıyorum. Hiçbir yayın olmadığı için burası boş. Yeni yayın diyerek ilk yayınımı arkadaşlar hazırlıyorum e, şu an böyle kafamdan herhangi bir şey yapmak istemiyorum yapmayayım diye e, hazır yazılar e, olsun elimizde e, bizim okulumuzun web adresine gidelim iletisim.erciyes.edu.tr adresine bir girelim burada yazılar fotoğraflar görseller bir şeyler var e, bir de yeni gelmiş gelmişken değinelim burada sizin aslında soru sıklıkla sorduğunuz soruların cevapları da var. mesela ne diyelim? Şurada öğrenci kısmından hani uzaktan eğitim ve işte ek ders dönemci, sınav programları, danışman listesi, dert kayıt kılavuzu, staj, staj şey işte hangi şurada şu staj yapsam olur mu? Burada bunu yapsam olabilirim. Çeşitli formlar var, dilekçeler var. Burada pek çok şeyi buradan görebilirsiniz arkadaşlar. İşte eee Mustafa Hoca'ya ulaşmam gerekiyor ama nasıl ula, hocam işte numarası nedir falan diye e, şey yapıyor. Kadrodan akademik kadroya tıklarsınız ve buradan da e, Mustafa e, Cingü hangi yani bütün hocalarımızın burada nedir? Dahili numaraları, işte e, kimisinin cep numarası verdiyse, e web e-mail adresleri, web sitesi mesela bunların her bir arkadaşlar burada da var. Hemen paranteze kapatalım. Şimdi e, gelelim e, ana sayfaya tekrar. Şuradan bir e, yazıyı açalım. Erciyes İletişim 30. Genç İletişimciler Yarışmasından 5 ödülle döndü. E, şeyimiz bu olsun. Arkadaşlar yazımızın başlığı aynısını ben şu yazının aynısını kendi blogumda e, yayınlayacağım. Kopyalıyorum. Normalde benim bu yapmış olduğum elbette ki telife girer. Yani e, eğer ben bunu bir ders e, amaçlı da olsa ben bunu alıp e, yayınlarsam e, ne olur? İletişim fakültesi e, benim hazırlamış olduğum orijinal içeriği sen benden izinsiz yayınlayamazsın diye bunu yapar. E, yayından kaldırtabilir. Ee, eskiden bu bir şeyi yayından kaldırtmak e, aylar sürüyordu. Yani öyle bir e, normal bir vatandaş için aylar sürüyordu bu. Ama günümüzde bu da e, oldukça hızlandı. E, doğrudan mahkeme kararı olmaksızın e, zannedildiğiniz bilgi iletişim teknolojileri kurumunun e, şeyiyle e, oraya yazılan, verilen bir e, dilekçeyle veya başvuruyla bir yayını e, kaldırabiliyorsunuz. Ee, bu önemli bir hadise çünkü hakkınızda asılsız veya yalan bir şey varsa ya da hakkınız olan bir şey hiç telif ödenmeksizin size ait olan bir şey başkaları e, tarafından yazılmış gibi gösteriliyorsa eğer e, bunları yayından e, kaldırtmanız en tabi yani telif hakkınızı almanız e, en tabi hakkınız. Bu arada yayınlarınızda telif hakları ile alakalı e, nelere dikkat etmeniz gerektiği ile alakalı bir kısımda e, <laughs> değineceğiz ilerleyen dersimizde. Ee, mesela YouTube videosu hazırlarken arkaya kafamıza göre müzik e, koyamıyoruz. Telif hakkı e, olan müzikleri YouTube o kadar akıllı ki hmm, burada Sertab Erener'in şarkısı var ve sen ona herhangi bir telif ödemedin. E, dolayısıyla bunu kaldırıyorum. E, diyor veyahut işte Sertab Erener hani e, sizin o şeyinizi kaldırtabiliyor. Şuradan gelelim şimdi ne yaptık? Ben şu an zaten örnek olması için ders yani derste kullanacağım ve e, ne diyeyim böyle çok yaygın e, bir yayılmayacağı için bu ders kapsamında kalacağı için örnek olması bakımından şimdi bu yazıyı kopyalıyorum. E, yani şikayet edecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Ve şey de var. Neticede iletişim akademimizin bir yerde tanıtımını yapmış oluyoruz. Buraya arkadaşlar Ctrl V'ye veya yapıştır kısmıyla Erciyes iletişim 30. Genç iletişimler Yarışmasından 5 ödülle döndü diye yayınımın başlığını atıyorum. Şuraya da şey yapalım. Aydınlanma Vakfı sahiplerini buldu. Şöyle evet Aydınlanma Vakfı'nda bayağı bir ödül işte neymiş? ikisi birincilik biri üçüncülük ikisi ikincilik olmak toplam 5 ödülle döndüğümüzün bir haberi var bunu da tekrar aldım buraya yapıştırdım formatlar değişsin şey yapıyorsanız eğer aynı format gelmesin derseniz buradaki format neyse ona göre yapıştıralım derseniz o zaman e, düz metin olarak yapıştır deyip yapıştıra da bilirsiniz buraya da yazımız geldi e, güzel Gayet güzel. Hiçbir problem yok. Şimdi şu sağ taraftaki kısma bir bakalım. Burası bizim için önemli bir şey. Yazımızın, bu yayınımızın detaylarıyla alakalı kısım. Etiketler kısmı en hayati kısımlardan biri. Nedir bu etiketler? Şimdi biz sizlerle web dönemlerini konuşurken web işte 2.0... 1.0, 3.0, 4.0 diye konuşmuştuk. O konuların üzerine durmuştuk. İşte web e, 2.0, özellikle 3.0 dönemi arkadaşlar, web 3.0 dönemi e, webin akıllandığı, yani bu web ortamında nelerin yazıldığı, nelerin çizildiğini e, bir yazının kendi içerisinden otomatik olarak anladığı bir dönem. E, veya sizin yaptığınız aramalardan sizin neye niyet ettiğinizi, e, neyi aradığınızı detaya girmek sizin, size yardımcı olarak bulan bir dönem. Yani detaylı bunu konuşmuştuk zaten. Youtube'da mesela ne yapıyor? Siz Sertab Erener'in şarkısını yüklüyorsunuz. İsterseniz o şarkının ismine Mustafa Cıngı şarkısı deyin. Fark etmez. Orada Sertab Erener'in müziğinin, sesinin olduğunu ve bunun telif hakkına girdiğini ne yapıyor? Youtube anlıyor. Bakın anlıyor ve hemen e, o e, ya size uyarıda bulunuyor ya onu sildiriyor ya sesini kıstırıyor. veyahut da eee telif ücreti diyor Hani haber ver, izin al gibi e, şeyler sunuyor size. Özellikler, e, seçenekler sunuyor. E, bu anlamsal weble alakalı bir e, dönem. Yani web sizi anlıyor ama henüz o bütün her şeyle biz o web 3.0 dönemine geçmiş değiliz. ikinci web dönemindeyiz ve bizim e, bu e, arama motorlarında veya web ortamında diyelim bizim e, neyle alakalı yazı yazdığımızı e, anlaması için bizim bu içerikle alakalı bazı anahtar kelimeler kullanmamız veya etiketler kullanmamız veyahut da e, çok daha yaygın e, kullanılan bir tabirle kavramla hashtagler kullanmamız gerekiyor. E, Biliyorsunuz hashtag Erciyes Üniversitesi dediğimiz zaman onun Erciyes Üniversitesi ile ilgili yapılan aramalarda veya ona tıklandığı zaman onunla ilgili yazılmış olan yazılarda karşımıza çıkmasını istediğimiz için o hashtagleri koyuyoruz. Bunun aynı hashtag gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu yazı ne ile alakalı? Bizim bunu Google bilsin, Google anlasın. Bu yazı işte benim burada yazmış olduğum şeylerle alakalı diye daha rahat bulsun, daha rahat anlasın ve arayanların karşısına çıkartsın diye bizim etiketler, işte hashtagler koymamız gerekiyor aslında. Google zaten hani dediğim gibi giderek akıllanan yani çok çok akıllı bir sistem. Siz buraya hiç etiket yazmasanız da arkadaşlar çalışmanın, yayının başlığından veya işte yayının içeriğinden dolayı sizin şeyinizi yapabiliyor. E, yayınınızı indeksliyor. Ama etiketlerle beraber nedir? Belki e, hani biliyorsunuz arama yaptığınız zaman e, bakın şuraya bir hemen arama yapalım. RGS iletişim dediğimiz zaman. Bakın şurada ne diyor? RGS e, 7 milyon 650 bin tane sonuç bulunmuş 0.62 saniyede. Yani 7 milyon 650 bin tane sonuç buluyor ve şurada Google diye böyle uzuyor gidiyor. Ben eğer etiketler kullanmazsam arkadaşlar benim yayınım birinci, ikinci, üçüncü değil belki dokuzuncu, onuncu sayfada yer alacak veya daha ilerisinde yayınlanacak bilemiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar daha ön sayfalara çıksın diye bizim bu etiketleri koyuyoruz. Yani Google iyice benim ne yaptığımı e ee, bu yazının neyle alakalı olduğunu doğrudan anlasın. Bunu arayan insanlara da hemen ilk sayfada bunu çak diye çıkartsın diye koyuyoruz. Yani SEO dedikleri veya search SEO Search Engine Optimization arama motoru optimizasyonu dediğimiz hadise arama motoru bir sürü arama motoru var ama aslında Google'dan bahsediyoruz biz. Google'ın beni listelerken en üst sıralarda çıkartması için yapmam gereken şeyler işte onlardan bir tanesi ve en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar etiketler. Etiketlerin bu doğrudan bu yazının içeriğiyle alakalı olması, hatta işte başlıkla ve içerikte geçen kelimelerden bazı kelimeler içermesi, sizin bulunurluğunuzu bu SEO'yu arttıran, Seoyu arttıran şeyler. Ama ben hani doğrudan bu neyle alakalı? Bir Aydın Doğan vakfı ile alakalı. Ona doğrudan onu girerek. Ee, bu kelim, bu yazı neyle alakası onlarla alakalı kelimelere girerek e, bu işi bitireyim. Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması. Kaçıncı genç iletişimciler yarışması? 30. genç iletişimciler yarışması. 30. genç iletişimciler yarışması. Şimdi burada kaç tane kelime var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kelime var. O burada 7 tane kelime anahtar kelime. Hayır öyle değil arkadaşlar. Biz bunları virgülle ayırıyoruz. E, virgülle ayırmış olduğumuz her şey bizim anahtar kelimelerimizdir. Yani Aydın Doğan Vakfı Gençli 30. Genç İçimciler Yarışması dediğimiz bir anahtar kelime aslında bir etiket. E, ve hani hashtaglerde olduğu gibi benim böyle yan yana bitişik yazma mecburiyetim de yok. Birisi e, Aydın Doğan Vakfı 30. Genç Yarışması diye aradığı zaman e, karşısına bu yazı çıkabilir. Bu bununla alakalı. Ee, dediğim, e, Google'a bunu anlatmış olduğum şey işte bu. Başka ne var? Bu yazı neyle alakalı başka? Erciyes Üniversitesi'nin ala şeyle alakalı. Erciyes Üniversitesi İletişim e, Fakültesi e, ödül aldı çünkü. Ondan sonra e, neymiş? E, e, bakın Erkan Orasan ondan sonra ikame ee, Osman Çakır Rötar ee, Ödül ondan sonra neyse bu şekilde kaç tane yazmış oldum bir şurası ee, bir şu kelimemiz bir Erces Üniversitesi İlmaklisi 2 ondan sonra Erkan Orasan 3 İkame 4 Osman Çakır 5 rötar, 6 ödül 7, 7 tane ben buraya anahtar kelime yazmışım. Yani birisi eğer e, Osman Çakır ödül yazarsa eğer bu yazı çıksın diyorum. Çünkü onunla ilgili bir şey var burada. Erciyes Üniversite Üniversitesi'yle çıkmak üzere yazarsa eğer karşısına bu ödül aldığımız haber çıksın diye hemen yazıyorum. Etiketler bunlar. Program yap nedir? E, bunu e, yayınla dediğim zaman yayınlansın mı yoksa işte bunu şu tarihte 24 Nisan'da saat atıyorum sabaha karşı 5'te mi yayınlansın? Yok benimki bunu bitirdiğim anda bu yazıyı yayınla dediğim andan itibaren yayınlansın istiyorum. Kalıcı bağlantı nedir? Arkadaşlar şu bakınız bir web sitesinde bu adres çubuğuna şu adres girildiği zaman çıkılacak çıkacak olan şeydir adresti. Bu adres girdi, girdiğimiz zaman eğer biz girersek bu yazımız çıksın diyoruz. Biz buna özel kendimiz de bir bağlantı verebiliriz. buna işte yani bakalım nasıl bir şey çıkacak. E, RGS iletişim 5 odul dedim ben. 5 ödül. Bakın bu sefer de yani şu 2020.04'ten sonrasını değiştiriyor. Bundan önce neydi? Otomatik kalıcı bağlantı dediğimiz zaman neydi? Elce seçim 30 gençlerimiz şu e, şu şeyi başlığı e, bize şey özel olarak hazırlıyor. Bunu teker teker uğraşmak belli bir aşamadan sonra yazılardan sonra zorlamaya başlıyor. Bir de hani çok da değiştirmiyor esasında. Hani bir de başlığın burada yer alması aslında bir yerde e, güzel, faydalı. Um, çünkü bu bağlantı adresi de neticede Google'da e, işimize yarayacak bir şey. Google taramada işimize yarayacak bir şey. Tamam kal otomatik olarak hazırlamış olduğu şey kalsın diyelim. E, bununla alakalı bir eğer konum belirtecekseniz bu yazının e, yayınlandığı yerle alakalı veya içeriğiyle alakalı yerle alakalı bir şey paylaşacaksanız o zaman arkadaşlar bir konumda paylaşabilirsiniz. Ee, ben şu anda benim bilgisayarımda, cihazımda da bir konum, GPS bir şeysi yok. Ee, dolayısıyla benim seçmem lazım buradan konumları ee, ve paylaşmam lazım. Yani gereği yok şu an için. Bunu yapmıyorum, paylaşmıyorum. Ama hani ola ki mesela bir <laughs> ne yaptınız, ee, Üniversitenin tanıtımıyla alakalı dediniz ki Erciyes Üniversitesi'nde en iyi tost yiyeceğiniz 4 kantin diye atıyorum. Böyle bir liste yaptınız ve kantinleri listelediniz. O kantinin lokasyonlarını burada paylaşa veyahut da Erciyes Üniversitesi'nin lokasyonunu paylaşabilirsiniz. Bununla alakalı çok daha şeyler var. Google Earth girdiğiniz zaman zaten belirlemiş olun lokasyonun adresini alıp buraya kopyalayabiliyorsunuz. öyle kolaylıklar da var. Ee, ama ben şu an için bu yazımla alakalı bir konum mesafem belirtmeyeceğim. Ee, bir de hani <laughs> ee, konum paylaşmanın bir diğer faydası da diyeyim. Ee, i̇şte Kayseri ile alakalı hani üniversite, Erciyes Üniversitesi ile yapılan bir şey varsa eğer e, e, bir arama varsa ben bunu Erciyes Üniversitesi olarak eğer konuma eklersem Erciyes Üniversitesi dersem arkadaşlar geçmek istersem hani bakın burada Yeni Doğan Mahallesi Turhan Top Sokak falan diye böyle benim adresimi getiriyor. Yani biri atıyorum hani Erciyes iletişim 5 ödülle döndü ama bu Erciyes iletişim hani Erciyes Dağı'nın Erciyes Kayak Merkezi e, işletmesinin e, iletişim departmanı mı bu ödülü aldı? Yoksa Erciyes Üniversitesi'nin basın yayın halkla ilişkiler birimin bu şeyi aldı. Erciyes Üniversitesi iletişim fakültesi mi bu ödülü aldı falan gibi böyle e, aramalar yapılırken bu konum da hani ha Erciyes e, daha kayak merkezi değil. Bu Erciyes Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir paylaşımın anlaşılması için de arkadaşlar bu konumu girebilirsiniz. Ben konum girmeyeceğim. Bunu kaldırdım. Seçenekler kısmına da yorumlara izin vereyim vermeyeyim. Kesinlikle izin vermelisiniz arkadaşlar çünkü ne kadar yorum yapılırsa o kadar etkileşim artar ve e, hem Google bunu tarar hem de zaten sizin amacınız hedef kitleye ulaşmak onların fikirleri için önemli olmalı e, HTML olduğu gibi göster HTML yorumlar işte bunlara hani ben de bilmiyorum yani şu alttaki şeylerin ne olduğunu ama yorum kısmı önemli yorumlara izin ver seçeneğine tıklıyoruz e, ve arkadaşlar. Yayınla diyoruz. Yayınla mı demeden önce bakın eğer kaydet dersek ne olur? O zaman ben burada kaydet. Bakın bir tıklayayım kaydete. Ne oldu? Yazımı kaydetti. Gittim. işim vardı. İşimi görmek üzere gittim. Ee, daha sonra tekrar geldim. Kaldığım yerden arkadaşlar. Devam edelim. Blog'a tekrar bir gireyim. Şuradan şeye gireyim. Bakınız kayıtlar kısmında erces iletişim şuraya geldi. Ee, videoyu lütfen bir 10 dakika öncesine şöyle bir alın veya işte ilk baş kısmını alın Burada hiçbir şey yoktu. Boştu. Şu anda ne oldu? Taslak olarak e, sosyal medya uygulamaları yazarı tarafından, benim tarafından yani e, nedir? Şu yazı hazırlanıyor şu anda diyor. Bakın yayınlanmamış. Henüz yayınlanmamış. Nedir? E, taslak olarak duruyor. Kaydet dediğim için, yayınla demediğim için bu böyle duruyor. Şimdi tıkladım. Yazım içine tıkladım arkadaşlar. Tekrar yazım bıraktığım gibi geldi. Yayınla dediğim andan itibaren arkadaşlar artık web sitemde yayınlanmaya başlıyor. Bakın ne oldu? Taslak ibaresi gitti. Blog görüntüle diyelim. Hop. Bakınız. Erciyes iletişim. Osun Gençlerim yarışmanı 5 ödülle döndü diye böyle bir şey var. Yazının belli bir kısmını göstermiş. Devamı diye tıklıyorum. Ee, ve yazım e, gösteriliyor. Altta da anahtar kelimeler var. Ee, birkaç gün sonrasında arkadaşlar... Erciyes Üniversitesi Fakültesi... ...Erkan Orasan ve Ödül yazarsanız eğer anahtar kelimelerinize... ...veya anahtar şu Google kısmına... E, ...Erkan Orasan, Ödül, RGS diye yazdığım zaman... Bakın o şeyler taranmaya başlıyor. İlerleyen günlerde bizim de arkadaşlar burada yer almamız muhtemeldir. Peki yazı yazdık ama yazı biraz boş. Ne, ne eksik burada? Fotoğraf eksik, görseller eksik yani ve tabi video olsa bunun için de iyi olur. Hani onu şey yapalım. Ha, burada bakın bazı şeyler değişti. Sol kısımda arşivleme diye bir şey geldi. Bakın Nisan 2020'de paylaşmış olduğum bir yazı var. Bu özellikle hani yüzlerce binlerce içerik yapmaya başladığın zaman bu arkadaşlar hani nerede hangi yerde ne kadar ne paylaşılmış bu arşivleme bu konuda bayağı işi kolaylaştırıyor. Etiketler kısmına arkadaşlar bakınız. Ben eğer Erciyes Üniversitesi'nin alakalı başka başka yazılarla paylaşırsam buna tıkladığım zaman etiketler şeye tıkladığım zaman Bununla alakalı yazılara, yazıları bana getirir, gösterir. Rötar şeyine tıklarsam eğer benim blogumda rötar geçen diğer yazıları getirir sevgili arkadaşlar. Bakın Mustafa girelim. Burada neler var? Son yazılar var. Arşivler mesela bakın. 2000, e, Temmuz 2011 yılında neler varmış? Tıklıyorum e, ve benim Temmuz 2011 yılında yazmış olduğum iki tane yazı varmış. E, bunları bana gösteriyor. Ya da şuradan direkt doğrudan arama, aradığım bir şey varsa arama çubuğundan e, bulabiliyorum. Nedir? E, sosyal medya diye bir arama yaptığım zaman hop bana direktmen bu şeyleri getiriyor. Benim bu WordPress'e anahtar kelime şey koymamışım. E, ne diyelim? Bölümü koymamışım. E, burada arkadaşlar anahtar kelimelerle arşivleme şeyle yapabiliyoruz. Arama yapabilir miyiz? Evet aramayı buradan da yapabiliriz. Ara kısmına şu anda benim bu tasarımda şablonuma göre bu üst kısımda. Üst tıklıyorum. Ee, sosyal medya dediğim zaman sosyal medya içinde geçen tüm yayınlar gösteriliyor. Bakalım mesela olmayan bir şey. Ee, karışık pizza diye bir arama yapayım. Böyle bir yayınım yok benim. O yüzden bakın nedir? Sonuç bulunamadı diyor. Ee, RGS Üniversitesi diye arama yaptığım zaman da yine burada geçtiği için bunun içerisine geçtiği için arkadaşlar bu kelime ibare bana hop gösteriyor hadi gelin hemen şimdi bir de e, buraya bir fotoğraf e, koyalım ve video koyalım bakınız şu e, aydınlanan gençlerin yarışması şu bir şeyimiz olsun bizim resmi farklı kaydet diyelim arkadaşlar bakın e, nedir şunu hmm, hemen şu indirilenler kısmına şöyle indirilenler kısmında arkadaşlar yeni klasör diyeyim ve bu burada blok klasörü içerisine bunu arkadaşlar şey yapıyorum kaydediyorum. Afiş olarak bunu kaydedelim. Başka şurada bir tane daha resim var. Onur Hoca, Mustafa Temel Hoca, Deniz Elif Hoca, Osman Çaka ve diğer arkadaşlar ödülü arkadaşlar hep beraber bir fotoğraf vermişler. Bununla resmi farklı kaydet deyip kaydedeyim. Ödül ikinci pek olarak da bunu da kaydediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar sizden üzerine durmanızı istediğim bir şey var. Şunları ben kaydettim. Klasörde göstereyim bir. Şimdi bir afiş. İkincisi de ödül 2 jpeg olmak üzere benim iki tane şu an fotoğrafım var görselim var ben bunları bloga ekleyeceğim şimdi arkadaşlar google'ın biliyorsunuz görsel araması da var google şu şey kısmından ee, ne diyelim RGS iletişim dediğim zaman bakın şurada görse, haberler, görseller, video alışveriş vesaire bir sürü arkadaşlar e, arama yapmam mümkün. Görseller kısmında da taranabilmek için sevgili arkadaşlar bu SEO için güzel bir şeydir. İşe yarar, iyi iş görür. Nedir? Fotoğraflarımızın isimlerini mutlaka değiştirelim. Yani afiş dediğin zaman abi milyonlarca afiş olabilir. Ben geliyorum bu afiş ne hakkında? Ee, Aydin alt çizgi Dogan alt çizgi çizgi Vakfi alt çizgi Genç alt çizgi e, Ileti Simciler, alt çizgi Yaris Masih diye ee, tamamen e, İngilizce taranabilecek tarzda hiç boşluk böyle şeyler bırakmadan yani alt çizgilerle e, Türkçe karakterler kullanmadan arkadaşlar bu e, şeyi isimlendirdim ne işe yarayacak bu e, eğer Google'da bu e, benim bu yazım ve bu bu görseli çok tıklanan, çok e, girilip çıkılan bir şey olursa eğer, etkileşime girerse o zaman Google'a birileri Arjun Nuan Vakfı Gençler Yarışması derse görseller kısmında arkadaşlar şak diye benim bu görselimi çıkartabilir. Bu, bu işe yarıyor. E, en azından... E, bir birileri görsel araması yaptığı zaman karşılarına istemiş olduğumuz şeylerin çıkmasını sağlar. Mesela Mustafa Cıngı diye arama yaptığım zaman bir sürü Mustafa Cıngı çıkabilir ama bir sürü bakın görseller çıkıyor burada. Şurada bir Mustafa Cıngı var. Bu ben değilim. Hani <laughs> bu aradığımız Mustafa Cıngı değil. neymiş? Niye bunu getir? Çünkü Twitter'da böyle bir şey var. Ya da canımız veririz Erdoğan Asla, Mustafa Cingi diye bir yine Twitter hesabından paylaşım. Bunu da ben paylaşmadım. Hani e, böyle şeyler var ama bakın Mustafa Cingi şeyi e, olan, e, içeriği olan şeyler arkadaşlar. E, Mustafa Cingi görsellerinde bu şekilde isimlendirilmiş olan görsellerin yayınlanması daha e, muhtemeldir. Mesela şunu bir farklı kaydet dersem eğer, resmi fark, e, pardon, resmi farklı kaydettiğim. Ne diyecek? Oh, bakın kendi dediğim şey kendim yapmamışım. MG0613 diye bir e, şey var. Yani burada benim Mustafa Cıngı diye yazmam gerekiyordu ama doğrudan e, fotoğraf makinesine atamış olduğu isimle bu e, şey yapılmış. Gerçi bunu da ben yüklememişim. Akademik veri yönetim sistemi üzerinden bir şey yapılmış. Şuna bakalım. Hakkımda Mustafa Cingi'ye bakalım. Bunun resmi farklı kaydet dediğimiz zaman ne çıkacak? Bakın Mustafa Cingi, LinkedIn, Main, 1374 falan diye onu böyle isimlendirmişim. Büyük ihtimalle ben bunu LinkedIn için hazırlamışım. Ve hakkımda kısmında bunu kullanmışım. Şuna bakalım. Sosyal medya uygulamaları bunu isimlendirmiş miyiz? Resmi farklı kaydet. Bakın sosyal medya içerik yönetimi main, JPEG, Mustafa Cingi falan diye bir şey. Yani Mustafa Cingi'de arama yapıldığı zaman sosyal medya e, içerik yönetiminde bir şey çıkıyor. Niye bu çıkıyor? Çünkü içinde Mustafa Cingi geçiyor arkadaşlar. Veya birileri sosyal medya içerik yönetimi diye eğer şey yaparsa, ararsa gelin bakalım sosyal medya içerik yönetimi diye arama yapıldığını farz edelim. Bayağı bir e, sonuç çıkacak. Görseller kısmına tıkladığımız zaman da e, o kadar fazla e, sonuç var ki... ...benimkinin bakın şurada çıkıyor mesela sosyal medya uygulamaları. E, Google, dediğim gibi Google e, şu şuradaki fotoğrafın içine bakıp da... E, a bu sosyal medya uygulama, uygulamaları ile alakalı bir görsel... Ben bunu bunun yapılan e, şeyle sıralayayım deme şeyi işte e, belli olmuyor. Yani bunu garanti altında değil ama biz bunu etiketine yani bir fotoğrafın görselin ismini sosyal medya uygulamaları diye böyle ismini yazarsak Görseli o şekilde isimlendirip... ...öyle yüklersek web ortamına... ...blogumuza, işte web sitemize... E, ...o zaman arkadaşlar... ...ne oluyor? Google'ın... E, ...bu sonuç kısmında... E, ...sizin şeyinizi çıkartması... ...çok çok daha e, yüksek bir... ...ihtimal e, kazanıyor. Dolayısıyla ben de ne yaptım? E, şuradan... ...arkadaşlar... isimle değiştiriyorum. Hocam ben bunu böyle... ...alt çizgili Türkçe karakterli... ...yapsam ne olur? Yani bunu işte Aydın Doğan RGS iletişim desem ne olur? Ee, yani hani ölmeyiz. Bu da iş görür ama şu şekilde arkadaşlar Türkçe karakterler kullanman yapılmış olan araştırma şeyler isimlendirmeler Google tarafından daha e, düzgün taranıyor. Daha e, fonksiyonel diyebiliriz. Bunun içinde de diyelim ki mesela e, burada ne var? Ödül alma şey var değil mi? Gelin bunu e, diyelim ki RGS iletişim e, şunu şey yapalım. RGS alt çizgi iletişim e, odul aldı diye bir şey yaptım. Bunun da ismi bu. birileri de RGS iletişim ödül yazdıkları zaman karşılarına bu çıkabilir. Hemen gelin bunu şimdi sistemimize yükleyelim. Nasıl yükleyeceğiz bunu? Yazımın içine giriyorum. Yayınlamış olduğum yazı arkadaşlar güncelleme şeyim var şu anda. Ne yapacağım ben? Bakınız şu kısmı enter'la iki aşağı indirdim. Hemen şurada görebildiğiniz üzere bir resim ekle diye bir şey var. Resim ekle kısmından ee, ya yükleyebilirim. Bu blogda başka fotoğraflarım, görsellerim varsa oradan yükleyebilirim. Google Arp Marfim'de bir şeyler varsa oradan yükleyebilirim. Yani e, bir web adresi, URL üzerinden, web kameramdan. Yani bir sürü şey üzerine yükleyebilirim. Ama zaten ben indirmiştim yükleyeceğim şeyleri. Ee, hemen gelelim indirilenler kısmından. blok kısmına geliyorum. Aydın Doğan Vakfı şunu arkadaşlar olduğu gibi ekledim. Yani bu çok büyük boyutlu bir fotoğraf da olabilirdi. O zaman eee Photoscape programı tasarım kısmında arkadaşlar o şeyden bahsedeceğiz. Tasarım kısmı fotoğraflar ve tasar şey yaparken kanva üzerinden içerikler tasarlarken ee, ve işte büyük foto büyük boyutlu fotoğrafları veya e, ne diyelim fotoğraflar üzerine bazı e, efektler yapmak için e, kullanmanız gereken bir Photoscape uygulamasından da oradan kısaca bahsetmiştim o uygulamayı arkadaşlar şey yapabilirsiniz e, fotoğraflar üzerinde de görseller üzerinde de değiştirebilirsiniz henüz şu an kurum sadece bizim nedir görsel eklemek olduğu için ben olduğu gibi seçilenleri seçtim şunu da bakın tıklıyorum seçilenleri ekleye tıklıyorum hop benim burada getirdi. Buna tıkladığım zaman arkadaşlar resmi tıkladığım zaman küçük boyutlu mu? Ondan sonra geniş boyutlu mu? Orijinal boyutu olduğu gibi mi? Ondan sonra solda mı? Ortada mı? Sağda mı? Arkadaşlar bunu biz bu burada bizi görüntü bizi yanıltabilir. O yüzden ben e, bunu e, şimdilik orta diyeyim ve e, ya da o, bir orijinal boyutuna bakalım ne kadar. Orijinal boyutu da hani çok şey değil. Sitede görüntülenecek gibi duruyor yükledim güncelle diyorum ve e, ee, blogu görüntü dediğimiz zaman bakın nasıl gözükecek bu sefer e, sığmadı o şey yaptım orijinal yüklediğim zaman sığmadı ama ne oldu bakın bir görsel ve altında yazım geldi devamı tıkladığım zaman da ne oluyor tamamını tıklayıp burada gösterip şeyi gösteriyor yazıyı gösteriyor ben burada tekrar bloguma döndüm e, yazıma tekrar üstüne tıklıyorum. Şunu ee, çok büyük diye güncelliyorum. Güncelle dedim. bloku görüntüleyelim. Sığmadı. Bir saniye şunu bir F5 diyelim. Sığmıyor. O zaman en azından hani orta deyip güncelle dediğimiz zaman bakalım ne diyecek buna nasıl bir şey diyecek. Bu sığmıyor. Yani ya keşine aldı artık bana aynı şeyleri gösteriyor da olabilir. Bunu şuradan gizli sekme üzerinden bir e, açalım. Ya da daha doğrusu şu adresi kopyalayayım. Firefox üzerinden bir şey yapalım. Yapıştır ve git diyelim. Bakalım ne diyecek. Yok. Sığmıyor. Yani e, sığmamış. Peki. E, buradan arkadaşlar ne yapabiliriz? Görsele tıklayıp ondan sonra ya özellikler kısmından e, neyse. Şunu biz geniş diyelim, güncelle diyelim. Bu e, niyeyse sığdırmadı. E, belki ilerleyen şey düzeltebilir bu şeyimizi. Ondan sonra zaten aslında bu yayın içerisindeki konumunu aslında bir yerde ayarlıyoruz biz. Bu başlıktaki değil de yayın içeride yayın içerisinde küçük mü olacak, büyük mü olacak? Bakın burada da çok küçüldü mesela. Biz bunu da istemiyoruz. Dolayısıyla ne yapayım? Ben bunu orijinal boyutu diyorum. E, güncelledim. İkinci bir şey daha ekleyeceğim. Ondan sonra e, şu kısımda sos, şuradan sonra ben yeni bir şey ekleyeyim. Fotoğraf, resim ekle diyorum. Yükle, dosya seç. Er ödül aldı. Aç diyorum. E, ve şunu bunu seçimi kaldırıyorum. Şunu ekleyeceğim. Seçilenleri ekle dedim. Hop bunu da getirdi. Ekledi şurada bağlı kısmı şu an için eğer sizde bağlı şey seçenekli gelirse siz bağlıyı kaldırın arkadaşlar. Onun için ilerleyen şeyde bahsedeceğiz. Güncelle diyorum. Evet yazımı blok üzerinde göreyim. Blogu görüntüle dedim. Devamına tıklıyorum. Evet fotoğraf da burada geldi. Küçük geldi. Bunu buradan yazının içerisinden diyebilirim ki geniş ya da orijinal boyut. Orijinal boyut fazla olabilir. Genişliğim. Güncelle diyorum. Fotoğraflar bizi bu şeyde biraz e, yanıltabiliyor sevgili arkadaşlar. Şunu da yenile diyelim. Biraz daha büyüttü ama çok fazla fark etmedi. Evet arkadaşlar şimdi tekrar blogumuza döndüm. Buraya e, bir video ekleyeceğim. Şunu da biraz büyütelim. Bunu çok büyük dedim. Hadi bakalım. Şuraya da video ekleyeceğim. Videoyu nasıl ekleyeyim? Diyeyim şuraya. E, aşağıdan e, ödül töreni ile ilgili video oyu seyredebilirsiniz biliyorsunuz video artık video oldu o otur kavram oturdu artık e, nereden yapacağız Hemen şuradan resim ekle kısmının yanında da video ekleme butonu var. Buna tıklayınca arkadaşlar buradan çekmiş olduğunuz işte cep telefonunuzla veya işte DSLR kameranızla neyse çekmiş olduğunuz görüntüyü buradan doğrudan yükleyebilirsiniz. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Niye arkadaşlar? Az evvel bahsetmiş olduğumuz o Google'da bulunma hadisesini... eee daha da arttırırsınız. Nasıl? YouTube'a videonuzu yükleyerek. Şimdi YouTube'a video yüklediğiniz zaman hem YouTube'da taranmaya başlıyorsunuz hem de biliyorsunuz YouTube Google'ın iştiraki. Google'ın şirketlerinden biri. Dolayısıyla YouTube eklediğiniz bir şey Google tarafından da bayağı taranmaya başlıyor. Hem de belli bir konuyla alakalı hem yazı hem içerik hem blog hem video varsa hepsini beraber getirme şeyini çok daha seviyor. Yani Google'da aranma sayımızı arttıracak bir şey. Düzeltiyorum. Sıralanma derecemizi yükseklere çıkar olacak bir hadise. Dolayısıyla önce YouTube'a arkadaşlar videonuzu yükleyin. Ve benim tavsiyem kesinlikle yine e, o videonuzun da ismi böyle e, o konuyla alakalı anlamlı bir isim olsun. İşte jm dcm 1587 44 falan gibi değil de e, işte Aydın Doğan Vakfı Ödül Töreni gibi bir isim olursa e, yine Google altyapıda bunun da arkadaşlar e, taramasını yapıyor. Şimdi gelelim şuradan ee, ne ekleyelim? Ee, RGS ee, iletişim, Aydın Doğan vakfı diye bir. Ne yapacağım? Videolardan arkadaşlar. araçlardan Pardon daha fazla kısmından videolar kısmına geldim. Buradan video araması yapıyorum. Ee, neymiş? Reklam kampanyası büyük ödülü. Erciyes. 25. Genç İletişimciler İletişimler Yarışması demiş. Neyse bu olsun. Önemli değil. Evet. Bizim zamanında almış olduğumuz e, tek e, kategoride verilen reklam ödülü. Evet. Bunu biz almıştık bu ödülü. Güzel. Ben de ödül törenindeydim. Hatta bu videoyu ben çektim yanlış hatırlamıyorsam. Muazzam fikirler. Dükkan bunu yüklemiş ama sanki video bana ait. Neyse arkadaşlar ne yapıyorum şimdi? Buradan şunu adresi kopyaladım. Derseniz bunu paylaş deyip e, bu paylaşma kısmından bakın bu bloggerdan da paylaşabilirsiniz. Yani bunu buradan tıklayıp sizin kendi blogunuz içinden de bunu yapabilirsiniz. E, aynı yere çıkacak yani aynı şey yapacak. Burada biraz vakit alıyor sanıyorum. Geldi. Evet blok dis bunu bloklayın diyerekten hemen kaydı yayınla falan diye anında buradan kendi başına sadece bunu içeren bir yayında buradan yapabiliyorsunuz. Ben kendi yazımın içerisine yazacağım. O yüzden arkadaşlar şunu buradan da kopyala deyip bu adresi kopyaladım. Geldim benim yazımın içerisine. Ne yaptım? Kopyaladıktan sonra video yayınlamak istediğim kısmın geldim şuraya tıkladım ve diyorum ki video ekle. Nereden? YouTube'dan ekle, yapıştır diyor diyorum ve buradan ara diyorum. Hop benim videomu burada buldu. Tıkladım, seçtim. Seçe tıklıyorum. Videom buraya geldi. Bunu da arkadaşlar, şey var mı acaba? Ee büyüklüğü, küçüklüğü falan var mı diye bakıyorum. Büyük ihtimalle onu şu HTML kısmından ebatları vardır. Evet. 320, 266 falan diye şeyler var. E, bunu ebatını buradan da değiştirebilirsiniz. Buradan e, HTML düğmesine basıp buradan da ebatları değiştirebilirsiniz. Oluştur kısmına geçelim. Daha tasarımsal boyutunu görüyorsunuz. Eee eğer arkadaşlar bakın hani web 2.0 web 1.0 şeyinden fark ederken farklılığını konuşurken hatırlıyor musunuz şey demiştim kodlama bilmek zorundasınız web 1.0 döneminde. Yani şunları bilmek zorundasınız. Böyle şuradaki şu şöyle bir web sitesini bu yazıyı hazırlamak için kenarları falan hesaba katmıyorum. Sadece bu yazının hazırlanması için arkadaşlar sizin böyle bu şekilde bir kodlama yapmanız. E, gerekiyordu. Bu kodlama dilini bilmeniz gerekiyordu arkadaşlar. Oysa işte Blogger platformu üzerinden hiç böyle bir kodlama bir şeyini bilmeye gerek kalmaksızın doğrudan ne yapabiliyoruz? Tasarım yapabiliyoruz. Videomu da e, yükledim. Güncelle diyorum. Ve arkadaşlar geldi güncellendi. Blogu görüntüle dediğim zaman da ne oluyor? Devamı diyelim. Evet yazım, fotoğraf biraz daha büyümüş. Video seyredebilirsiniz diyor. Tıkladığım zaman da buradan videomu seyredebiliyorum. Arkadaşlar bu kısım, ee, yani <laughs> şuradan da şey yapabiliyoruz. Hatta buradan tıklayıp YouTube'a da doğrudan o adrese de ulaşabiliyoruz. E, dolayısıyla arkadaşlar ne yaptık şimdi? Biz şu ana kadar, şu aşamaya kadar sevgili arkadaşlar. Blogumuzun ilk yayınını açtık ve bu yayın üzerinde yazı ekledik, fotoğraf ekledik ve videolar ekledik. Nerede ekledik bunu da? Yazım yazdıktan sonra yazmak istediğimiz yerlere gelip resim eklediip resim ekliyoruz ve video eklediip de video ekliyoruz yazı kısmına da şuradan bildiğiniz şeyler olduğu için çok değinmedim ama hani buradan da arkadaşlar bazı şeyleri eee bold, bazılarını italik, işte puntolarını e, büyük, küçük e, bu tarz şeyler yapıp buralardan arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz. fontunda da değiştirebiliyorsunuz. E, işte çeşitli e, emojiler, karakterler ekleyebiliyorsunuz şu karakteri ben şimdi ekledim ee, veya şurada şeyini seçebiliyorsunuz arkadaşlar turuncuya boyuyor dışını içini de isterseniz şuradan kırmızıya boyuyorsunuz falan niye boyadı bu ee, ne yapalım turuncu desek bakın yazı turuncuya şey. Word'ten hatırlayacağın şeyler sevgili arkadaşlar bunlar. Sona yaslama. E maddelendirme ki maddelendirme gerçekten bloklarda e işe yarayan yani hem içeriği zenginleştirmek için. Ee, okunuşu e, okuyucu sıkmamak için hem de bu şekilde bu e, maddelemeler vesaire falan yaparak arkadaşlar. Yani yazınızın e, sağdan soldan, aşağıdan üstten içeriğini değiştirerek çeşitli e, belki alıntılar vererek bakın şu kısmı şöyle alıntı olarak verirsiniz, değiştirirsiniz. Bunlar hem arkadaşlar sizin Google'da taranmanızı arttırır, e, yukarı çık çıkmanızı sağlar, yukarı sıralara çıkmanızı sağlar arkadaşlar. Hem de e, nedir? Ee, okuyucuyu sıkmaz. Burada daha fazla vakit geçirmesini sağlar. Ee, dolayısıyla e, bu şekliyle bir yazıyı böylelikle hazırlamış olabiliyoruz. İlerleyen derslerimizde de e, link verme, bağlantılar yapma, sayfalar açma, e, menüler hazırlama falan gibi şeyler yapacağız. Ondan arkadaşlar e, o derslere görüşmek üzere. E, şimdilik hoşçakalın. E, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyelim.